Arkadaşlar dün biliyorsunuz Afrin bölgesinde takip ediyorsunuz insanlık dışı tam anlamıyla insanlık dışı hunharca alçakça şehir merkezine tamamen sivil halkın bulunduğu merkeze arkadaşlarım teröristler tarafından bir füze saldırısı yapıldı. Alçak bir saldırı yapıldı. Bunun sonunda da maalesef 5 sivil hayatını kaybetti. 34 sivil de yaralandı. Bunların bazıları ağır olmak üzere. Bu alçak saldırı arkadaşlarımdan sonra oradaki ilgili birlik komutanlıkları gerekli muhakemeyi yaptıktan, hazırlıkları yaptıktan sonra karşı operasyonları başlattılar ve bilinen hedefleri arkadaşlarım yoğun bir şekilde ateş altına almak suretiyle elde edilen sonuçlar itibariyle şu ana kadar bizim 18 teröristin etkisi hale getirdiği şeklinde son bilgi var. Fakat atışlarımız devam ediyor, operasyonlarımız devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu sayının da artmasını bekliyoruz arkadaşlarım. Tabii buradaki saldırılar Tenlifak bölgesinden gerçekleşti. Bu konuda biliyorsunuz çeşitli ülkelerle, muhataplarımız olan ülkelerle mutabakatlarımız var. Bu çerçevede oradaki teröristleri esir getirmek konusunda, onları çıkarmak konusunda olan taahhütleri var. Dolayısıyla bu ülkelerin taahhütlerini bir an önce yerlerine getirmelerini beklediğimizde burada ifade etmek istiyorum arkadaşlarım. Bizim bu mutabakatlara sadakatimiz tam. Bu mutabakatlar çerçevesinde bize düşen ne varsa bunların hepsini yaptık, yapıyoruz. Muhataplarımızdan da aynı şeyi beklemek hakkımız. Onların da kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz arkadaşlarım. Ve bu harekatımızla güvenli hale gelen hemen bölgelerde huzur ve güvenin tam olarak sağlanmasına kadar ve burada arkadaşların huzurun ve güven sağlanmasıyla birlikte normalleşmenin gerçekleşmesine kadar yoğun çalışmalarımız biraz önce söylediğim gibi artan bir şiddet, artan bir tempoda devam edecek. Bunlar da kimsenin şüphesi olmasın. Buradaki güven ve istikrar ortamının bozulmasına da asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu konuda mücadelemiz yoğun bir şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz günlerde aldığımız bir haber çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve PYD'nin orada şube açmasına, büro açmasına müsaade ettiğine dair bir bilgi geldi. Bu zaten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin oradaki yöneticilerin, tarihten gelen bu eli kanlı yöneticilerin karakterine uygun bir davranış bu. Bunlar tarihte de bu işi yaptılar, bugün de bu işi yapıyorlar. Bu teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Bunların beyhude gayretleri olduğunu, bunlarla bir yere varılamayacağını, eğer bunları kullanmak suretiyle, bunları istifade etmek suretiyle orada Kıbrıslı kardeşlerimize, Kıbrıs'taki bu barış ve huzur ortamına, istiklara karşı bir takım eylemler yapabildiğini düşünüyorlarsa bunlar gerçekten boş hayallerdir. Oradaki garantör olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o garantörlük çerçevesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenlik kuvvetlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eylem yapılırsa, altını çizerek söylüyorum, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye hazır olduğumuzu, oradaki birliklerin hazır olduğunda bütün dünya alem bilsin. Böyle bir maceraya girmesinler, bunun sonuçlarının çok ağır olacağını şimdiden görmelerini bekliyoruz. Arkadaşlarım bu benzer biliyorsunuz uygulamaları Yunanistan da yaptı. Orada bir kamplar vardı, kamplar teşkil ettiler. Bunlar da bir yere varmaya çalıştılar. Bir yere varamadıklarını gördüler.